kahveli. Ara kadar çok çalışmalı, dedi Percy dikkatli. Ve Toby de Medved'deki ziyaretçileri İskoç şatosuna götürmeli. O da Gordon'un ekspresi kadar hızlı gitmeli. Gordon'un ekspresi, dedi Percy. Sorumluluk artık sende Percy, dedi Bayan Şapka ve oradan uzaklaştı. Tam o sırada Thomas sabahki işini bitirip geri dönmüştü. Bugünlük kontrolör benim, dedi Percy gururla. Yardıma ihtiyacın var mı? Diye sordu Thomas arkadaşına. Kontrolörlerin yardıma ihtiyacı olmaz, dedi Percy ve oradan uzaklaştı. Percy ilk olarak Gordon'u buldu. Şişman kontrolörün sesi çıkmıyormuş, dedi Percy. O iyileşene kadar da kontrolör benim. Gordon çok şaşırdı. Percy Bayan Şapka'nın söylediklerini hatırlamaya çalışıyordu. Bugün vagonlarını çok yavaş çekmelisin, dedi gururla. Peki ama bu nasıl olacak? Diye sordu Gordon. Percy'nin hem hatırlaması hem de yapması gereken çok işi vardı. Sonra da yıkama bölümündeki James'i buldu. James, bugün bir ara gibi olmalısın, dedi gururla. James kala kaldı. Ne yani, sarı siyah mı boyanmalıyım? Diye sordu üzülerek. Evet James, dedi Percy sertçe. Peki ama neden? Diye sordu James. Percy sertçe düdüğünü çaldı ve bugünlük kontrolör benim de ondan, dedi ve yola koyuldu. Sonra Percy Toby'yi buldu. Toby, bugün Gordon'un ekspresini sen çekeceksin. Neden? Diye sordu Toby. Kafası çok karışmıştı. Çünkü işim bu, dedi Percy sertçe. Percy kendini çok önemli hissediyordu. Daha sonra da lokomotiflerine bir bakmaya karar verdi. Çünkü şişman kontrolörün böyle yapacağından emindi. Percy köprünün üzerinde bekleyen çocuklara merhaba demek için düdüğünü öttürdü. Ama çocuklar demir yoluna bakmaya devam ettiler. Gordon çok ama çok yavaş bir şekilde yolda ilerliyordu. Çocuklar gülüşmeye başladılar. Gordon'a bakın diye bağırdılar. Ne kadar da yavaş gidiyor. Daha sonra da aynı yere James geldi. Çocuklar yine gülmeye başladılar. Bu devasa eşek arısı da kim böyle diye bağırdılar. Bir süre sonra da arkasındaki ekspresle birlikte Toby geldi. Gerçekten çok yorulmuştu. Gordon, James ve Toby çocukların kendilerine güldüklerini duydular.